Yine Nabat'taki misallarını görüp çıkarmız. Babanlar misallarını başa deydik. Babanlar ifadanın teyliğini çatlamanı gibi ötkizemiz. Bir arada kendin kandı kıymetleri de bana bu teyliğine geçimge ege, ildizge ege. Şu savalga cevap veremiz. Babanlar ifadanın çatlamanı gibi ötkizemiz. Bu halde logarifm x koşu 15 plus x plus k kvadrat teyin 0 teyliğine hasıl kılalımız. Modul bölgeliği sebeple ifade manfi emez. Kvadrat bölgeliği sebeple bu ifade ham manfi emez. İki de manfi bulmayan ifadeler yığındısı 0 teyin bolu yaptı. Demek onların her biri 0 teyin boluş gerek. Demek birinci ifade teyin 0, ikinci ifade ham 0 teyin boluş gerek. Bundan biz kuyudaki teyinlemelerini hasıl kılalımız. Bunu 0 teyin ekeni de. Logarifm x plus 15 teyin 0 ekeni gelip çıkardı. Bundan ise x plus k teyin 0 ekeni gelip çıkardı. Şunu da yıkayım bana bu sistemini hasıl kıldık. Birinci teyinlemeden x'ini tapışımız mümkün. X plus 15 teyin. Logarifmin asası da y var. Y'nin 0. derecesi 1 teyin. Ve x teyin minus 14. Demek eğer teyinlemenin ildizi olsa bu minus 14 teyin. İkinci teyinlemeyi avarıp koyalımız minus 14'ünü. Ve ondan kendi tapalımız. Minus 14 plus k teyin 0. Bu halde k teyin 14. Demek k 14 teyin bölgende. Ve x minus 14 teyin bölgende bana bu teyinlik başarılardı. Demek k 14 teyin bölgende teyinleme ildizge ege. X teyin minus 14 ildizge ege. Şimdi yukarıp cevap k teyin 14. Abone ol teyge misal yutamız. Etibar verelik. Bir de logarifminin kvadratı. Bunda ham logarifminin kvadratı. Kvadrat bo'lganligi sababli bu ifoda birinchi qo'shiluvchi katta yoki teng 0 dan manfi bo'la olmaydi. Bu ham katta yoki teng 0 chunki kvadrat bor. Ikkita manfi bo'lmagan ifodalarni yig'indisi 0 ga teng bo'lyapti. Demak, ularning har biri 0 ga teng bo'lishi kerak. Bu ham teng 0, bu ham 0 ga teng bo'lishi kerak. Shunday qilib biz quyidagi teylamalarni hosil qilyapmiz. Logarifm 7 asosga ko'ra x kvadrat plus 5x plus minus 13 teng 0. Birinchi teylama, ikkinchi teylama logarifm 1 taqsim 7 asosga ko'ra x kvadrat minus 8x plus 13 teng 0. Quyidagi sistemani hosil qildik. Yana har biridan logaritmdan qutulib, quyidagi teylamalarni yozamiz. Birinchi teylamadan 7 darajasi 0 1 ga teng. Demak x kvadrat plus 5x minus 13 teng 1. Logaritm ichidagi ifoda, mana bu ifoda 0 dan katta bo'lish kerak. Lekin buni yozmasak ham bo'laradi, chunki bu ifoda 1 ga teng bo'lyapti. 1 0 dan katta. Demak x'ni topadigan bo'lsak, mana bu ifoda o'z-o'zidan 0 dan katta bo'ladi. İkinci logarifmdan 1 taqsim 7 darajasi 0 1 ga teng. Demak x kvadrat minus 8x plus 13 teng 1. Ya'ni 1 taqsim 7 darajasi 0 1 ga teng. Bu yerda ham bu ifoda, ya'ni mana bu ifoda 0 dan katta bo'lishi kerak. Bu 1 ga teng bo'lsa, u 0 dan katta bo'ladi o'z-o'zidan. Şu sebeple 0 dan katta degan şartlarını yazmayınız. Demek x bana bu ikide teyinlemeni kanaatlandırırken. Demek bu ikide teyinlemeni biz umumi geçimini tapışımız gerekir. Eğer x her ikide teyinlemeni kanaatlandırsa, onların ayırmasını hem kanaatlandırır. Birinci teyinlemeden ikinci teyinlemeni ayırıp, kuyudaki teyinlemeni hasıl kılalımız. X kvadrat minus x kvadrat 0, 5x minus, minus 8x plus 8 buladı. 13x bo'ladi. Minus 13, minus 13. Minus 26. 1 minus 1, 0. Demek 13x teng 26. X teng 2'ye. Demek bana bu teylemeler, eğer umumi ildizge ege olsa, bu 2'ye teng boluş gereken. Tekşirip görüyoruz. 2 kanatlandıradı mı ya ki yok mu? 4, 10,
14 minus 13 bir geteyim. Kanatlantırı yaptı. Bunun için 4 minus 16. Bunu ham kanatlantırı yaptı. Demek x barabar 2 bunun ildizi iken. Bunun fakat bitti ildizge iken. Demek şunu da kalır. Bana bu teynemenin ildizi x barabar 2 iken. O kengi misal götürmüz. O bir yerde bana bunu da kalıp geçişimiz ham mümkün. Bana bu kvadrat teynemenin her barını geçip yani onlardan umumi ildizini alışımız mümkün. Bunda ham bana şu cevap kekilemez. Üçüncü misal. Etibar belirgin bana koşuluşlar ki. Kosinusun kvadratı. Kvadrat bölgelik sebeple bu ifada katlıya gittiğin oldu. Bir de kvadrat ildiz. Demek bu ham katlıya gittiğin oldu. İkide manfi bulmayan ifadelerinin yığındası nol gittiğin bölü yaptı. Demek onların her biri nol gittiğin buluş gerek. Teyin nol, bu ham nol gittiğin. Demek biz bu yedeki teyinemelerini hasıl kılalımız. Kosinus kvadrat nol buluşu için kosinusun özü nol gittiğin buluş gerek. İkincisi, bu ildiz nolga teyin buluş için ildiz aslındaki ifade nolga teyin buluş gerek. Yani iki tane teyinemeyi hasıl kıldık. Her ikilisi x'ye bağlı. Bir tane olmalı mı? İki tane teyineme. Ve bunun yakalarda biz teyinemelerden bir tanesini geçişimiz yeterli. Yani kosinus pi x alt teyin nol. Bu çeksiz köp geçim giyge. Şunun için kelimeler bana bunu geçeceğimiz. Kvadrat teyinemeyi geçeceğimiz. O bir yerden kediler bunu ildizlerini kadırıp göreydik. Bunun üçünü böyle uçları arasından kadırıp göreydik. Demek bir yerden minus 1, 1, 3, minus 3. Bunu sallarını koyup görüyoruz. Minus 1 kanatlandırmaydı. 1 kanatlandırmaydı. 3, 9, 18. Demek 3 kanatlandırdı. Minus 3 kanatlandırmaydı. Demek bir de ildizini taptık. X deyin 3 geteyim iken. Tabi ikinci ildizini tapağımız bu x1, x2. Bana bunu minus 3'ünü 3'ye bölsek minus 1, minus 1'ünü 2'ye bölsek minus 1 taksım 2. Ve bana bu sorular kvadrat teynemenin ildizleri iken. Yani onların kaysa bana birinci teynemenin kanatlandırdı. Şunu anıtlayınız. 3'ünü koysak kosinus pi köpaytırı 3 taksım 6. 3'den 6 kısarıp geçse, yani pi köpaytırı 3 taksım 6. Bir de 2 kaladı. Kosinus pi taksım 2'ye 0 geteyim. Demek kanatlantırı yaptı. Demek x deyim 3. Birilgin teylemenin ildiziyken. Minus 1 taksım 2 daçı. X'in oraya minus 1 taksım 2 koysak. Kosinus pi köpaytırı minus 1 taksım 2 taksım 6 deyim. Kosinus minus pi taksım 12. Bu 0 geteyinmez. Demek bu ildiz yemez eken. İkincisi ildiz yemez. Demek teyneme x deyin 3 teynemeyi ildizge yiyken. Şunu da yakalıp bana bu teynemenin ildizi x deyin 3.